Burada yine eşim bana şarkı söylüyor. Allah Allah. Keşke gelseydi bugün bir de şarkı söyleseydi. Biz de ben de şimdi onu söyleyeceğim. Şöyle içeriye şarkı söyleyerek girseydi. Öyle mi? Yoksa ben de isterim. Sesini duysaydık, dış ses var mı acaba şarkı söylerken? Bak dinliyorum, izlemiyorum. Sessiz yaşamak zor geliyor bana. Düğünde de söyledi mi? Düğünde söylemedi. Düğünde fırsat olmadı Aslı Hanım. Hmm. Eşim hiç konuşmuyor diyen siz miydiniz Eda Hanım? Sessiz konuşuyor diyen bendim. Evet, sessiz konuşmak sessiz. Nasıl oluyor? Çok sessiz konuşuyor. Böyle bazen 2-3 kere tekrar söyle anlamıyor. Telefondan özellikle 2-3 kere tekrarlaması gerekiyor. Anlayamıyorum yani. Arkadaşları falan böyle hep espri yapar işte. Dudaklarını mı okuyorlar? Orkun cebine konuşuyor diye böyle bir şaka yapar. İçine içine. Aynen. Mesela kız seni arıyor. İşte sana gelirken ne alayım diyor mesela. Nasıl bir tonla söylüyor? Lazım. Ne lazım Eda? Eda işte ne lazım diyor. Çok sessiz. Ben de efendim diyorum, hayatım anlamadım, tekrarlar mısın? Tekrar aynı şekilde aynı tonda söylüyor. Sinirlendiği anlarda ses tonu yükseliyor mu? Yükseliyor mesela? Aslında. Yükselince de iyi yükseliyor yani. Kalemimiz artık. Ya. Evet. Nişan fotoğraflarınız onlarda. Evet. Onlar da güzel olmuşlar. Hı-hı. Dış çekim yaptınız. Dış çekim yaptık. Bunlar albümden. Balonlar çok tatlı. Evet. Evet. Evet, güzel olmuş. Şey, hediyelikleri de yine ben Etamin olarak işlemiştim. Çok güzel. Nerede çekildi bu fotoğraflar? Burada Karadeniz'de. Genelde böyle biraz yukarılara, dağlara çıktığım zaman sana bol fotoğraf çekilecek. Saçlarınız var ya, yani. O kadar değiştirmiş evet, ki şu an. Evet. Oradakiyle burada. Orada ama burnum da evet, var. Burnumuz da. Evet. Yani burundan çok saç değişti. Evet, saç çok saçmış gerçekten. Saç. Ulan bu burun da sana bir yakışmış ki Eda. Hokka gibi değil mi? Evet, çok güzel olmuş maşallah. Peki kına gecen nasıl geçti? Oynadınız mı? De inanılmaz eğlendim. Yani gerçekten tekrar o güne, bir güne dönmek istiyor musun? Hangi gün derseler ben kına gecem derdim. Ne diyorsun? Organizasyon tutmuş muydun? Tutmadım. Tutmadım. Arkadaş, yine arkadaşlarım, ablalarım. Biraz siz açsak mı acaba? Sizin arkadaşınız. O benim. Ha siz misiniz? Pardon. Hani şey, kelebekli olan benim. Şöyle giriyorlar ya. Evet. O yüzden. Ben kendim giymek istedim. Normalde 4-5 kişi birlikte giyiyorlar ama. O ne üstünde ne var öyle? Böyle ledli pelerin diyorlar aslında. Ne pelerin? Ledli pelerin. Ledli pelerin. Elektrik çarpmıyor mu öyle şeyler? Valla çarpmıyormuş, denedik. Hiç yaşamamış ya, ben beğenmedim. Aynen, o arkadaşı çok falan gitse daha hoş durur. Öyle oynadık valla bir heyecan. Benim hoşuma gitmedi. Arkanızdan hani başka bir arkadaş gitse gelse. Evet. Ya da önünüzden geçse. Hani tek oynadım. Burada aslında... Burada aslında benim yapan, aynı şekilde yapan arkadaşlarım vardı. Benim de hoşuma gitti, ben de onlardan. Allah Allah. Evet, ben yani, mutluyum yani. Yani özellikle yapmak istedin. Evet, yaptım. O an öyle enerjimi hissettim, öyle yaptım. Mutluyum şu an. Bilmiyorum aynı şeyi yapar mıyım ama yaptım. Ben elbisenizi de, kaç elbise değiştirdiniz? 3 elbise. Bir kaftan birini saymazsak 2 elbise değiştim. Ben bu elbiseyi, yani kaç yaşındaydınız bu takına zamanı? 25 yaşında. Yani çok daha ağır, evet. Yani yaşınıza göre daha bir İpek ağır şifon almıştır. İpek şifon bir elbise. Yok hani elbisenin model tarzı olarak böyle. Bak ledli pelerini çıkarınca güzel durmuş ama dikkat edin. Yok bindallı, evet bindallı güzel. Daha hoş olmuş. Ağladınız mı? Rabia abi sana hiç ağlayamadım kızlar. Şimdi Rabia diyorum. Eda sana hiç benzemiyorum. Ben buradayım. Dün de kafam kalmadı. Evet yaklaşık 12 kere Eda sana hiç benzemiyor dedin. Onu anladık. Eda'ya benzemiyor. Bu Eda değil zaten. Biz başka bir... 12 defa oldu mu o kadar? Olmuştu. 3 falandır yani. Bu kaftan, bindallı aslanım. Evet. Lacivert galiba. Lacivert tercih ettim. Eşin yine gömlek. Ceketsiz. Evet. Ama ben söyleyeyim. Rahat da yok. Bindallı'nın güzel. Yine şarkı söylüyor. Şarkı söylüyor. Bence bir ses açalım duyalım mı? Burada yani bir hareketlilik merak var. Merak ettik valla. İsmime biraz uyarlıyor. Uykudan uyanmış gözlerim olur. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Eda gelini. Gelini gelini Eda gelini. Çok romantik olmuş. Damada bir alkış evet. Valla. Bravo.
Güzel. Eşiniz sizi şarkı söyleye söyleye tavlamış. Evet, sandırmış. Evet, öyle oldu biraz. İyi yapmış, çok yakışıyorlar. Çok da güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel olmuş dediği gibi. Maşallah o zaman. Düğün hemen arkasından düğün geldi? İki gün sonra? Bir gün koydum araya. Yani dinlendiniz. O bile az geldi Aslan'ın. Bence gelinler araya bol bol gün koydum. Ay evet, çok yorucu oluyor gerçekten. Evet. Bir hafta, iki hafta anca. Evet kızlar. Düğün salonunda mı nikah yapıldı? Evet, düğün anında gelinlikle daha bir hissiyatlı bence bana de geliyor. Çok şanslısın, güzel evet olmuş. Çok teşekkür ederim. Burada öyle bir telefon çekimi bu. Gelinliğinizin üst kısmını çok beğendim. Şu duruş çok yakışmış evet size. Sadece o ip olan o askı kısımları. Oraları inci böyle. Orası ama o şeyini, zarafetini sanki tatlıştığını evet, sadece kesmiş. Sadece kesmiş olsaydı daha güzel olurdu. Tam net aslında bir gelinlikle bir kocaman bir fotoğrafı var. Kuyruğunu falan aldı. Orada bir görseniz belki fikriniz değişebilir. Hı-hı. Belki. Duvan nasıl buldunuz gelinliği? Gelinliği bence yakışmış. Çok teşekkür ederim. Çok zarif evet diyor gelinliği. Ama önceden bir dans çalışmadınız galiba. He? Aslı Hanım, onun da bir hikayesi var. Yapma ya. Şimdi ben çok istiyordum bir koreografi yapalım diye. Evet. Eşim çok yaklaşmıyordu. Bayağı çalıştık ettik, ikna ettim onu. Bayağı uğraşlar. Salona giriyoruz ama heyecandan nasıl şey titriyorum. Nasıl titriyorum dedim ki eşime. Orkun ne olur yapmayalım, çok kötüyüm. Bence orada seni onu ikna aynen yoksa zorla ikna edilmiş bir şeydi. Sonra ben vazgeçtim. Bir şey söyleyeceğim. Bence bir müzik alalım siz de evet böyle tekrar oynayıp evet o günü yaşasanız fena olmaz diye düşünüyorum. Olmaz. Hadi o zaman. Bu da düğün hazırlık videon mu? Nasıl? Evet. Klip mi yapıldı? Klip yaptık. Aa, evet. Çok güzel. Klibi izleyelim bakalım. Böyle küçük. Asla ceket giymeyen damat. Asla. Ne burada bu giyiyor. Bak giymiş. Ha, şöyle evet, orada beni alıyor falan, hani bir tam şey yok. Bir de sıcak havalar, çok sıcak burada. Hangi geldi? Heh? Hangi geldi? Eylül. Tam sıcak zamanlar. Neresi burası? Burası yine Sürmene taraflarında. Sürmene. Bir yerde. Hı. Ay yeşil ne kadar güzel ya. Evet kesinlikle. Nasıl güzel duruyorsunuz. Çekim ne kadar tuttu acaba? Benim albümüm, düğün çekimime de geldi fotoğrafçım. Fotoğraflarım, her şeyim 1800 TL. Çok uygun. Çok uygun. O yüzden sizinki bana çok pahalı gelmişti. Albümünüz var mı acaba? Tabii tabii var. Getirsene canım. Getireyim hemen. Buyurun. Teşekkür ederim. This ses bizim elimiz kolumuz gibi. Biz biraz böyle doğal istedik. Çok oynatmadık fotoğraflarla. Biraz sanatsal. Bir şey söyleyeceğim. Şunda Photoshop yok mu ya? Biraz bayağı çok doğal olmuş. Doğal derken yani tabii bir iki şey var. Sanki duvak biraz uzamış. Bu kadar ama uzun değildi değil mi? Uzundu sanırım. Köprü kadar ya. İki metreden fazla kuyruğum vardı. Oo. Sadece gelinliğimin. Duvak da tabii ona biraz uygun olması gerekiyor. Gelinlik. Güzelmiş gelinliğim. Gelinliğe ne kadar ödediniz? Evet, gelinlik gerçekten çok. Gelinliğime o zaman 6800. 6800 TL ödedim. Satın mı almıştınız? Yani, evet, yani satın aldım. Ne yapıyorsun? Nerede şimdi o gelinlik? Bazen burada. Benimki gibi. Satmayı düşünür müsün ya da bir hediye etmeyi? Düşünürüm. Yani değerlensin. Değil mi? İsterim. Ben benim gelinliğimi mesela geçen ay eşimin arkadaşı evlendi. İkinci bir gelinlik olarak giydi mesela. Ne çok güzel, da hoşuma gitti evet. Bak, değil mi? Ne kadar mutlu oluyor insan. İnsan anıları canlanıyor. Ben ya satamam gelinliğimi. Ben saklarım ya. Belki yarın bir gün kızım olur. Öyle belki o giymek o da, ister. Evet, evet o da giyebilir. O da eğer. Giyemem gelinliğimi. Tam da vintage bir de artık yıllar sonra. Tamam. Yani çok isterdim. Keşke benim de annemin bir gelinliği hani evet, kalsaydı. Giyseydim yani. Ya mesela benim annemin varmış. Ablalarım büyüdüğü zaman onları bir fotoğrafları falan var ama ondan sonra yok yani. Ondan sonrası yok. Mesela ben görmedim onu. Evet bu iç
çekimler değil mi? Bunlar güzel olmuş. Işık da güzel burada. Evet. Çok duvak. Her yerde bir duvak uçuşturma var. Yani sonlara doğru. Başlarda yoktu. Bunlar bir tık daha sonlara doğru fazlalık seçilmiş fotoğraflar. Bu da çok güzel. Ters ışık da istedik. Evet. Siz mi istediniz bunu? Evet, ters ışık olmuş. Ben seviyorum. Çok güzel kişi, çok güzel. Bilinmiyor yani, çok fazla bilinmiyor. Ama aslında çok şık duruyor yani fotoğraflar. Aynen öyle. Çok güzel olmuş hayatım. Teşekkür ederim. Ne güzeldi değil mi? Evet. Oynadık da. Evet. Çok güzel şeyler de yedik. Güzel sohbetler. Keyifli dakikalar geçirdik. Ama şimdi daha keyifli anlara doğru ilerleyeceğiz. Sırada puanlama var. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman puanlamaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim.